değerlendiren yaklaşım hakim olmuştur. Kimin sorumlu olduğu belli olmayan, karmaşık bir organizasyon yapısı kurulmuş, gelen talep ve önerilere kimin bakacağı belli olmayan, birimlerin birbirleri arasında top çevirdiği ama kimsenin çözüm için irade ortaya koymadığı ortaya çıkmıştır. Gelelim İBB'nin bütçesine. Bütçeye baktığımızda 2022 yılı sermaye giderlerinin 3 milyar 478 milyon 20 bin TL olduğu ve aynı yılın toplam bütçe rakamının 7 milyar 700 milyon olduğu görülmüştür. 2022 yılı için 150 milyon TL sermaye geliri öngörülü dikkate alınarak aynı veriler üzerinden 2023 yılının planlaman bütçesi değerlendirdiğimizde 2023 yılı tahmini bütçe rakamının yaklaşık %100 bir artışla 15 milyar 400 milyon TL olduğu ortaya çıkmıştır. Sermaye giderinin %100 bir artışla 6 milyar 956 milyon TL olması gerekirken 2 milyar 453 milyon 889 bin TL seviyesinde kaldığı görülmektedir. Yani yaklaşık 4 milyon TL yatırım eksiği oluşmasının bu bütçeyle bizden istenildiği anlaşılmaktadır. Kurumun malik olduğu toplam araç sayısının 3462 adet olduğu dikkate alındığında araç yenilemelerinin çok yetersiz olduğu anlaşılmaktadır. Bu kapsamda 2023 yılı yeni araç satın alma planlamasıyla birlikte geriye dönük 2020, 2021, 2022 yılları toplam araç satın alma sayıları göz önüne alındığında ortalama 2023 yılı dahil 4. yılın filo yenileme oranı dikkat edin arkadaşlar %3'te kalmıştır. Bu değerler üzerinden bir orantı yaparsak ki benim müktesebatımda matematik mühendisliği de var. Orantıyı gayet iyi yapıyorum. 900 ile 800'ü toplayıp 700 çıkartmamak gibi bir haslete sahibim. Teşekkür ederim. Bu değerler üzerinden bir orantı hesabı yapıldığında yaklaşık 30 yıllık bir süre içinde 30 yıllık sürede bu filonun yenilebileceği görülmekte olup buna göre araç filosunun 2-3 yıl içinde tamamen yaşlı ve hizmet ifa edemeyecek boyutta eskimiş olacağı anlaşılmaktadır. Daha açık bir ifadeyle 2 sene sonunda trafikte çalışacak sağlıklı İETT otobüsü bulamayacağız. Zaten yürümeye alışmıştı İstanbul halkı. En azından otobüs itmeyecek. Teşekkür ederim. Milli Eğitim Bakanı Sayın Hasan Ali Yücel'in bir güzel lafı var. Ne güzel yönetirdik bu marifi mektepler olmasaydı. Sayın Genel Müdürüm yok burada. Sayın Genel Müdürüm de otobüsler olmadan ne kadar güzel yönetecek İETT'yi 2 senenin sonunda göreceğiz. Cüneyt Bey. Genel Müdür efendim. Cüneyt Bey bir şey soracağım. Söz konusu şeyleri neydi adı? Şu evrakları ne zaman kullanmayı düşünüyorsunuz? Zamanı gelince başkanım. Hatırlatıyor başkanım. Bakın onarım faaliyeti. Ne istiyorsun? Tarık Bey ne diyeceksin? Evet, peki tamam buyurun. Başkanım, teşekkür ederim. Bir düzeltme yapayım. Arkadaşlar bir dakika, bir dakika. Evet, buyurun. Cüneyt abi tebrikleri kabul etti. Bitirdikten sonra isterseniz konuşabilirim. Cüneyt abi sen burada oturuyorsun. Cüneyt abi senin yer burada. Sen gel böyle, sen gel. Evet, abi çok uzak da sonra Akif seni tebrik eder. Şimdi. Evet. Evet arkadaşlar lütfen. Lütfen. Buyurun. Şimdi, buyurun Tarık Bey. Cüneyt abi tabii teşekkür ediyoruz konuşması için.
latife dolu bir konuşma yaptı kendisi. Hasan Ali Yücel'in sözünü hatırlattı ama o söz Hasan Ali Yücel'e ait değildir. İkinci Abdülhamit dönemindeki üç tane, üç isimden bahsedilir. Sadece ismi belli değildir ama dönem olarak o döneme aittir. Maarif ne güzel olurdu şu okullar olmasaydı sözünü Osmanlı'da 2. Abdülhamit döneminde Maarif Nazırlığı görevini üstlenen biri tarafından söylendiği net olarak biliniyor. Sadece hangisinin olduğu bilinmemekle birlikte ortaya çıkan 3 isim var. Osmanlı Maarif Nazırları Emirullah arkadaşlar, Efendi, lütfen, Haşim Paşa ve Zülfü Paşa. Evet. Tarih konuşuyoruz burada arkadaşlar. Tamam, bir yani Hasan Ali Yücel ile ilgisi yok. Bir de Cüneyt evet. abi dedi ki yolcudur Abbas bağlasan durmaz dedi. Ona ben de o zaman hani bu güzel sözüne bir sözle karşılık vermek istiyorum. Havada bulut, AK Parti sen İstanbul unut. Evet, peki. Evet, şimdi arkadaşlar. Peki başkanım, buyurun. Sayın Başkan, sevgili arkadaşlar.